sevgili anneler. Bugün diyetisyen Müge Özgür Çafak'la beraberiz. Müge'ye gebelik şekeriyle alakalı birkaç tane soru soracağım. Merhabalar Müge. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Müge, gebelik şekeri nedir ve şeker yükleme testi yapılması gerekiyor mu? Öncelikle sorun bu. Çok kafa karıştıran bir konu oldu bu son zamanlarda. Ve gebelikte şeker çıktığı zaman bunu diyetle kontrol altına alabiliyor muyuz? Şöyle, gebelik şekeri aslında tamamen geçici bir süreç. Eğer ailenizde diyabete karşı bir yatkınlık yoksa, bu tamamen gebelik hormonlarının insülin hormonunu baskılamasıyla ortaya çıkan bir durumdur. Bunun tespiti için de çoğunlukla her şey yolunda da gitse, biz çok sağlıklı bir gebe de olsak 24 ila 28. haftalar arasında biz bir şeker yükleme testi yapılmasını öneriyoruz. Bunu bütün kadın doğum hekimleri de önermekte. Yani anne adayı hiç şeker tüketmiyorsa bile mutlaka bu testi yapılması gerekiyor, değil mi? Evet, hatta biz fazla kilo alıyorsak, işte ailemizde diyabete yatkınlık varsa, fazla kiloyla hamile kalmışsak, bu kişilerin belki 24. haftayı beklemeden bile bu yükleme testini yaptırıp herhangi bir risk varsa ona göre beslenmesi gerekir. Burada da uygulanan yöntemde yaklaşık 50 gram kadar bir şekerin bebeğe, anneye yüklenmesiyle oluyor. Yani ona belki bir limonlu bir su gibi içirip 2 saat sonra bunun kandaki değerlerine bakılıyor. Ama bu 50 gram şeker bizi çok da korkutmamalı. Çünkü biz aslında bir küçük kutu bal yediğimizde yaklaşık 15 gram şeker alıyoruz. 2 dilim ekmek yesek 30 gram karbonhidrat alıyoruz. Yani içtiğimiz bir bardak portakal suyunda da yaklaşık 20-25 gram kadar karbonhidrat, yani şeker var. Aslında çok korkulacak bir miktar değil. O anlamda güvenerek ve inanarak bunu yaptırabilirler. Eğer bir gebelik şekeriyle karşılaşmışsak bunun tedavisi çoğunlukla tamamen beslenmeyle yönetilebiliyor. Eğer anne çok kiloluysa ve şekerleri çok yüksek seviyedeyse bir endokrinoloğun takibiyle insülin yüklemesi yapılabilir. Ama beslenmeyle üstesinden gelmek mümkün. Burada anne adayları sakın işte çok düşük kalorili zayıflama diyeti gibi bir şey yapacaklarını düşünmesinler. Burada temel yapılan beslenme planında evet, şekeri beslenmeden biraz daha uzaklaştırıyoruz. Şeker ve beyaz unla hazırlanan her türlü yiyeceği daha ılımlı, daha kontrollü tüketelim istiyoruz. Ama biz meyvemizi gene yanında yoğurtla, sütle tüketebiliriz. Beyaz ekmek, pirinç pilavı yerine bulguru, kinoayı, kara buğdayları tercih edebiliriz. Bunların alternatiflerini sunarak aslında onlara çok geniş bir beslenme planı hazırlıyoruz. Onların işini kolaylaştırıyoruz. Burada çok korkmamak lazım, endişelenmemek de lazım. Çünkü gebelikten sonra bu yoluna girecek bir süreç. Hani gebelik bitince biz şeker hastası olmayacağız. Ama hayatımızdan beyaz unu, şekeri, tatlıları çıkarıp meyveyi daha kontrollü yemeye başladığımızda rahatlıkla hiçbir dışarıdan bir destek almadan beslenmeyle bu süreci yönetebilmek mümkün. Elbette buna bir de en az haftanın 4-5 günü yarım saatlik yürüyüşler eklersek de bu da kan şekeri düzeylerinin normale gelmesine yardımcı olacaktır. Teşekkürler Müge. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili anneler, gebelikteki şekeri diyetle kontrol altına almak duyduğunuz gibi mümkün. Ve ayrıca hareketli bir yaşam sürerek daha da yardımcı olabilirsiniz. Bu arada şeker yükleme testinizi muhakkak yaptırın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.